Herkese selamlar. Web'te ne var kanalına hoş geldiniz. Ben Güngör. Artık kanalımızın klasiği haline gelen en iyi 5 serisinde bugün bana göre alabileceğiniz en iyi 5 tam otomatik kahve makinesini önereceğim. Sesim biraz kötü geliyorsa lütfen kusura bakmayın. Birazcık hastayım. Bu arada geçen seneki kahve makinesi videosunda da yine aynı şekilde hastaymışım. Artık denk mi geliyor bilmiyorum ama. Neyse. Hazır Kasım ayındayken indirimler devam ediyorken bu videonun hemen çekilmesi gerektiğini düşündüm. Çünkü kahve makinesine harbiden ilginiz yoğun oluyor. Yani ben Kasım ayı diyorum ama Kasım ayı da sınırlamayın tabii ki. Bu önerilerim her zaman geçerli olacak. Ama hazır Kasım indirimleri gelmişken bu 5 tane ürünü, önerimi sizlerle paylaşacağım. Bu arada kahve makinesi denilince filtre kahve makinesi, Türk kahvesi makinesi veya yarı otomatik, tam otomatik diye farklı farklı ayrılıyor. Ben burada tam otomatik espresso makinelerini önereceğim size. Barista gibi hissettiğiniz makineler diyebilirim. Biraz yarı otomatik için diyebilirdik ama neyse. Siz anladınız. Lafı daha fazla uzatmadan videoya geçeceğim. Ama geçmeden önce yine bu ürünlerin fiyatlarını kontrol etmek isterseniz, ürünleri incelemek isterseniz aşağıya açıklamaya linklerini bırakıyor olacağım. Oradan kontrol edebilirsiniz. Fiyatlarda değişimler olabilir. O nedenle dolar bazı karşılığında da fiyatları ekrana yazıyor olacağız. Sizin de kullandığınız bir kahve makinesi varsa bu video yararlı olsun. Yani yorumlara böyle kısa kısa o kahve makinesiyle alakalı deneyimlerinizi, yorumlarınızı kısa inceleme tadında yazarsanız yeni alacaklar için sadece benim önerilerim değil, onlar da bir fikir olmuş olur. Videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Ben de sizler için bu türde daha fazla video çekmeye çalışacağım dedim ve artık ilk önerimize geçelim değil mi? Philips'in LatteGo serisinden EP5443 tam kodunu zaten ekrana yazıyor olacağız. Bu makineyi arkadaşım yaklaşık 1-1,5 senedir yanılmıyorsam kullanıyor. Zaten geçen seneki videoda da kendisine yer vermiştim. Yine sordum uzun kullanım deneyimin nedir veya farklı kullanıcılardan yine bu makinenin yorumlarını okudum. Onları da sizlerle buluşturarak, harmanlayarak olumlu olumsuz yönleriyle, artılarıyla, eksileriyle aktarıyor olacağım. Trendyol'da 21.899 lira şu anda. Hepsi burada da 21.360 lira şu anda daha uygun olarak. Hepsi burada da. Bunlar, bu fiyatlar yine değişiyor olabilir. Tekrardan belirtmiş olayım. Fiyattan bahsettikten sonra bu makine bizlere neler vaat ediyor? Philips'in EP5443'ünü aldığınızda sizler nelerle karşılaşacaksınız? Nelerinden faydalanabileceksiniz? Tek tek anlatmak istiyorum. Burada şunu da söylemeden geçmeyelim. 5 tane ürünü böyle sırayla göstereceğim ama herhangi bir sıralama yok burada. Pahalıdan ucuza doğru gideceğim. Yani öyle hani bazen ucuzdan pahalıya, pahalıdan ucuza doğru gidiyorum. O nedenle hani önem sırası gibi düşünmeyin. Siz bütçeniz hangisine el veriyorsa bunların hepsi de harbiden fiyat performans piyasada sevilen, çok fazla kişinin tercih ettiği modeller. Dedim mi Philips'in bu makinesi aynı anda iki kahveyi hazırlayabiliyor. Bu önemli bir özellik. Yeni hatırladım. Şimdi geçen seneki videoda, kahve makinesi öneri videosunda sizlere Philips'in 554790 modelini önermiştim diye hatırlıyorum. O modelin şu anda fiyatına baktığımda bunun arasında hiçbir fark yok benim gördüğüm. Çok böyle minimal, ufak ufak farklılıklar var ama bence en önemli farklılık rengi. Ama araya bir 3-4 bin lira girmiş. Daha pahalı bir model. O nedenle onu burada listeye eklemedim. Bu modelin daha uygun fiyatlı olması benim için önemliydi. Şimdi tam otomatik durulama ve çıkarılabilen parçaları bulaşık makinesinde yıkayabiliyor olmanız temizlik açısından önemli. Çünkü kahve makinesi aldığınızda işte aynı anda kaç kahve yapabiliyor veya temizlik konusunda bizlere neler sunuyor, bunları önemsemeniz gerekiyor. Çünkü ilerleyen dönem işte siz bunu çıkarıp yıkıyorsunuz de herhangi bir koku, bakteri üretimi olmaması adına kahve makinesine gıda alıyorsunuz. Sonuçta gıda üretiyor bu makineler. O nedenle bence bu çıktılarda da önem arz ediyor. Aqua Clean su filtresi sayesinde kireçten kurtuluyorsunuz. Yani bu su filtresi de yanında geliyor. Ayrıyeten almanız gerekmiyor. Bazı kahve makinelerinde su filtresini ayrıyeten almanız gerekiyor. Bu nedenle bu da önemli. Ayrıca kendisinde 5 farklı aroma sertliği de mevcut. Yani aroma sertliğini farklı seviyelerde ayarlayabiliyorsunuz. Biliyor olmanız da kahvenin çıktısı konusunda önemli oluyor açıkçası. Bunu kahve gurmeleri gayet iyi anlayacaktır. 3 farklı su sertliği ve sıcaklık ayarı da var. Buna da bir parantez açalım. Burada da çünkü su sertliği konusunda da veya sıcaklık konusunda da kahve tarafı önemli oluyor. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Ayrıca kahve makinesinde kahve ve süt miktarını ayarlayıp özelleştirebiliyorsunuz. Damak zevkinize göre buradaki ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Bunun yanında şimdi şunu da söylemem gerekiyor. Philips'in LatteGo adını verdiği ve iddialı olduğu bir sistem var. LatteGo da aslında şu sistem aslında. O süt haznesinin bulunduğu sütü köpürtüp otomatik olarak kahvenize ekleyebiliyor olması. Bu köpüğün kıvamının da
gayet iyi seviyelerde olması, tam bir köpürme anlamında iyi seviyelerde olması önemli. Philips de zaten Latte Go'da bu nedenle iddialı. Arkadaşım da köpüklü kahveleri, işte sütlü kahveleri sevdiği için bu taraftan gayet memnun kaldığını, memnun olduğunu bana iletmişti. Diğer kullanıcı yorumları da bunu zaten destekler nitelikte. Ayrıca bu haznenin kapasitesi ise 0.26 litre. Bunu da söylemeden tabii ki de geçmeyeceğiz. Şimdi bardak boyunda 14.5 santime kadar ayarlayabiliyorsunuz. Yani maksimum. Bardak boyu da bu çıktıyı aldığınız kısımda bardağınızın boyutuna göre ayarlayabileceğiniz, yukarı aşağı yapabileceğiniz kısım. Yani musluk kısmı aslında kısaca. Bunu 14.5 santime kadar ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca kendisinde pompa basıncı 15 barken su filtresi haznesi ise 1.8 litre. Bunu da söyleyelim. Kahve öğütücüsü kısmı. Yani tam otomatik kahve makinesi aldığınızda kahve öğütücüsünün bulunması da önemli oluyor. Olması gerekiyor açıkçası. Ve kahve öğütücüsü noktasında da seramik bir malzeme kullanıyor Philips genelde. O nedenle en azından bu listedeki tüm önerilerim de bu şekilde. Kahve öğütücüsü önemli dedik ama kahve tadını tam anlamıyla alabilmeniz için taze öğütülmüş kahve çekirdeklerini kullanıyor olmanız da değerli. Tamam, kahve makinesi bayağı önemli ama bundan da önemlisi bence bu çekirdeklerin taze öğütülmüş olması çok çok değerli. Gerçek kahve gurmeleri yine bunu bilecektir. Bu kahve çekirdeği haznesi ise 275 gram. Bu arada çekirdeğin yanında toz şeklinde de, yani öğütülmüş kahvenizi de ekleyebiliyorsunuz bu hazneye. Bunu da söylemiş olalım. Küçük bir kısmı bulunuyor. 12 farklı çekirdek inceliği öğütme ayarı var. İdeal olan genelde işte 6-7. Seviyeler diyebiliriz. Tabii bu yine sizin damak zevkinize göre değişecek bir şeydir. Ben kendim için söylüyorum. Ve 12 farklı kahve yapabiliyor. Neredeyse tüm kahveleri deneyimleyebiliyorsunuz. Zaten bu kahve makineleri espresso kahve makinesi olarak geçiyor. Bu kahveleri de aslında espresso bazlı olarak yapıyorsunuz. Üzerine süt eklenince işte latte macchiato olsun, karamel macchiato, cappuccino, farklı farklı yine varyasyonlar gerçekleşiyor. Biraz daha sulu olursa espressonuz işte americano gibi gibi farklı kahve seçenekleri de olmuş oluyor. Ama 12 farklı kahve yapabiliyor olmanız da önemli. Yine burada ekstra shot özelliği de mevcut. Kahvenin tadını acıtmadan, bozmadan daha yoğun çıktılar alabilmeniz adına. Bu da önemli bir özellik. Gayet güzel bir çıktı da yine alabiliyorsunuz. Ekstra shot özelliğinden de arkadaşım memnundu. Bununla birlikte 4+1 farklı kullanıcı hafızasına kaydedebiliyor. Yani bu ne demek oluyor? Siz sürekli içtiğiniz bir kahve varsa seçiyorsunuz kendi profilinizi, kendi kaydettiğiniz kahvenizi. Oradan otomatik olarak bunu hiç uğraşmadan size tek tuşla hazırlayabiliyor. Artı bir de bir misafir kullanıcı varsa, yani evinize sürekli gelip giden bir arkadaşınız, bir tanıdığınız varsa onu da hafızasına kaydedebiliyor. Güç tüketimi konusuna gelecek olursak da bunu da merak edenler oluyor. 1500 wattlık bir güç tüketimi bulunuyor. Öne çıkan özelliklerinden bahsettim. Artılarından ve eksilerinden bahsedeceğim. Burada biraz detaylı bahsettim. Diğer önerilerimde bu kadar detaya girmeyeceğim. Özelliklerin ne işe yaradığından da bahsettim çünkü. O nedenle daha çok var, bunun ön plana çıkıyor gibi şeyler söyleyeceğim. Philips'in kendisinin kıyasladığı bir tablosu var. Yani kendi serilerini, kahve makinesi serilerini kıyasladığı bir tablo var. Dilerseniz özellikleri buradan da bakıp size hitap eden özellikleri seçmek adına, işte bütçeniz el veriyorsa, üst seviyelere, üst serilere yükselebilirsiniz. Ben burada 5400 serisinden zaten önerdim. Ha, az önce bahsetmiştim ya, 54-47-90'la benim şu anda önerdiğim 54-43-70 arasında neredeyse fark yok diye zaten buradaki tabloda siz de görüyorsunuz. 12 çeşit farklı kahve ikisi de yapabiliyor. Latte Go süt sistemi ikisinde de var mesela. Veya 4 kaydedilebilir profil artı bir misafir gibi gibi, ekstra shot gibi. Tüm özellikler neredeyse aynı. Kahve yoğunluğu miktar ayarını yine 5 seviyede ikisinde de yapabiliyor gibi. Yani bir farklılık yok. Philips'in yalancısıyım. Hadi ben söyleyeyim burada. Sadece tek fark benim gördüğüm renk. Yani renk farkı var. Artılarından bahsedecek olursam 54-43'ü. 12 farklı kahve çeşidi sunabiliyor olması önemli. Yani bu gerçekten önemli bence. 2 fincan kahveyi aynı anda yapabiliyor, hazırlayabiliyor olması da önemliyken bence daha da değerlisi kahve çıktılarını, kahvenin tadını bozmadan, aromasını bozmadan harbiden böyle gerçek bir tatta, güzel bir tatta alabiliyor olmanız da değerliydi. Tabii burada az önce de belirtmiş olduğum gibi kahve çekirdeğinizin de önemi çok çok yüksek. Burada eksi olarak makinenin temizliğinin birazcık zaman almasını arkadaşım da söylemişti. Ya sesli olmasını da söylüyorlar ama ya tam otomatik espresso makinesi alıyorsanız sesten biraz feragat etmeniz gerekiyor. Yani sesli olmasını çok umursamamanız gerekiyor açıkçası. O nedenle temizlik yaparken işte öğütme durumunda veya işte yapım aşamasında ses olabiliyor dedim ve artık bu modelin artılarını ve eksilerini de söyledikten sonra geçiyorum ikinci önerime.
İkinci önerim ise De'Longhi tarafından Magnifica Evo modeli. Tam kodunu yine ekrana yazıyor olacağız. Farklı kodlarda farklı modelleri bulunuyor çünkü. Bu modelin fiyatı ise şu anda 19.799 lira olarak. Hepsi burada da. Trendyol'a geldiğimizde ise fiyat 20.599 lira. O günlerde uygunsa siz oradan alabilirsiniz. Bunu tekrardan belirtmiş olalım. De'Longhi Magnifica Evo bizlere neler sunuyor? Vadettiği özellikler neler? Tek tek bahsetmek istiyorum hızlıca. İlk modelde olduğu gibi aynı anda iki kahveyi kendisi hazırlayabiliyor. Bu önemli. Otomatik temizleme işlevi, bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar ve kireç temizleme sistemiyle birlikte kolay bir temizlik sunuyor. Magnifica Evo'yu da aldığınızda temizlik konusunda gözünüz arkada kalmayacak açıkçası. Ya zaten burada seçtiğim modeller gerçekten en optimal modeller diyebilirim. Hem temizlik hem kahve çeşitliliği sunduğu özellikler konusunda bunları söylemiş olalım. Su kireç filtresi bulunuyor ama içerisinden çıkmıyor. Ayrıca almak gerekiyor. Bunun altını çizmekte fayda var. 3 farklı aroma sertliği mevcut kendisinde. Yine ilk modelde olduğu gibi kahve ve süt miktarını ayarlayabiliyorken kahve sıcaklığı ve su sertliğinde ayarlayabilme özelliği Magnifica Evo'da bulunuyor. Pompa basıncının da 15 bar olduğunu belirtelim ve çelik bir malzemeye sahip öğütücü kullanılmış. Bu da dayanıklılık ve tat açısından gerçekten değerli oluyor. 250 gramlık bir kapasiteye sahip kahve çekirdeği haznesi bulunuyorken 7 farklı çekirdek inceliği öğütme ayarı da yine Magnifica Evo modelinde yer alıyor. Kendisiyle ayrıca 7 farklı kahvede yapabiliyorsunuz. Bunun da altını yine çizelim. Sütlü kahveler için örneğin latte yapmak istiyorsunuz. Bunun için ayrıca süt haznesi sizin de gördüğünüz üzere kendisinde yer alıyor. İlk modelimizde ilk önerimde olduğu gibi. Güç tüketimini merak edenler için 1450 wattlık bir güç tüketimi sağlıyor Magnifica Evo. Artılarından ve eksilerinden bahsedecek olursak artı konusunda tasarımı harbiden çok şık. Böyle aldığınızda mutfağınızı zenginleştirecek, görüntü olarak harbiden artı değer katacak bir modeldir. Kendisi böyle insanı bir barista gibi de hissettiriyor diyebilirim. Hani bunu sevenler oluyor, kahve yapmayı sevenler oluyor. Tam otomatik bir kahve makinesi. Onu da söylemiş olalım. Bunun yanında 2 fincan kahve hazırlayabilmesi aynı anda değerliyken yine kahve çıktıları konusunda da tadının acı olmaması, bozulmaması da kullanıcıların en çok olumlu yorum yaptığı tarafıydı. Eksi tarafına gelecek olursam her defasında temizlik yaptığı için su tüketimi birazcık fazla diyenler olmuş ama ya bu hani benim açımdan önemli. İyi bir şey her defasında temizlik yapabiliyor olması. Bilmiyorum bunu eksi olarak yazar mısınız? Ben yazmam hocam. Bu makine özelinde birazcık daha fazla vardı. Hani genelde kahve makinelerine bu yorumu yapıyorlar ama sesi biraz fazla diyenler bu makine özelinde sanki bir tık daha çoğunluktaydı. O nedenle bunu eksi olarak söyleyebiliriz. Kendisi için dedim ve Magnifica Evo'yu bitirdim. Artık 3. önerime geçeceğim. Ama geçmeden önce kanala abone olmadıysanız ve videoyu beğenmediyseniz lütfen aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayın. Ben de unutmadan söylemiş olayım dedim ve artık 3. önerime geçiyorum. Listemin 3. önerisi ise Siemens tarafından EQ300 modeli mi diyeyim artık seri ismi. Bunun modeli tam kodu zaten. Ekrana yine geliyor olacak. Tek tek okumayayım. Fiyatı şu anda 17.160 lira. Bunun Trendyol'da bulamadım bu makineyi. O nedenle sadece hepsi buradan gösteriyorum ama kendi sitesinden de 14.000 yazmışlar. Fakat stok yok. O nedenle bu fiyat doğru değil, geçerli değil. Sadece hepsi burada da buldum. Teknik özelliklerine bakacak olursak yine bu makinenin ve hoşuma giden bazı önemli birkaç öne çıkan özellikleri vardı. Siemens tarafından da harbiden şimdi kahve makinesi denilince akla De'Longhi geliyor, Shibo geliyor, Philips geliyor, Siemens geliyor. Birkaç tane daha marka var ama bunların özelinde Siemens de harbiden ayrı bir yerde. Bunu belirtmeden geçmeyelim. Kendisi zaten en beğenilen, en fazla olumlu yorum alan modellerden birisiydi. Yani kullanıcılar da harbiden beğeniyor. Özelliklere bakacak olursak otomatik kendini temizleme özelliği bulunuyor ve çıkarılabilir demleme haznesi sayesinde de kolay bir temizlik yine kendisinde var. Şimdi temizliği böyle öncelikle söylüyorum modelleri söylerken. Geçen seneki çektiğim kahve makinesi öneri videosuna temizlik konusunu çok takılanlar olmuştu. Yani benim önerilerim değil de genelde temizlik konusunu herkes haklı olarak kahve makinesinde önemsiyor. Burada da temizliği en başta söylüyorum her zaman. Onu da söylemeden geçmeyelim. Aynı anda iki içecek hazırlama özelliği ilk iki önerimde olduğu gibi burada da bulunuyor. 5 farklı içecek de hazırlatabiliyorsunuz. Ayrıca öğütme ayarı, süt köpürtücü özelliği ve kireç temizleme özelliği de bulunuyor bu makinede. Ya süt köpürtücü dedim ama burada ilk iki önemde bulunan hani öndeki süt haznesi vardı ya. Bunda o kısım yok. O nedenle süt köpürtücüyü bu şekilde söyleyebiliriz. Buna da zaten bu süt köpürtme sistemine, otomatik köpürtme sistemine Milk Perfect adını veriyor Siemens tarafı. Pompa basıncı 15 bar ve 1.4 litrelik su haznesi kapasitesine sahip.
Yine 13 santime kadar bardak boyu ayarlanabiliyor. Yani temizlik tarafında da kolaylıklar sağlıyor aslında. Damlama tepsisi gibi, süt aparatı gibi bu ucundaki kısımları makinede yıkayabiliyorsunuz. Yine öğütücü kısmındaki malzemeyi soracak olursanız Siemens EQ300'de de seramik bir malzeme kullanılmış. Bunun da altını çizelim. Ayrıca şunu da söylemeden geçmeyelim, unutuyordum. Kahve çekirdeği haznesi ise 250 gram. Güç tüketimi kısmına gelecek olursak, burasını da merak edenler için, 1300 wattlık güç tüketimi sağlıyor Siemens EQ300 modeli. Teknik özelliklerinden bahsettikten sonra artılarından ve eksilerinden yine bahsedip bu modeli bitirecek olursam, burada en çok beğenilen nokta kullanıcıların en çok olumlu yorum yaptığı kısımlardan birisi süt köpürtme özelliğinin çok çok iyi olması. Buradaki performansının harbiden insanların çok çok beğeniyor olmasıydı. Fiyat performans tandemine de, yani bu oranı da gayet iyi bir şekilde karşıladığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani artıları olarak bunu söylerken eksi tarafında yine sesli çalışmasına bayağı bir yorum yazılmış. Sesli çalışması birazcık yine bu makine özelinde de fazla gibi görünüyor. Keşke burada da öndeki o süt haznesi, hani direkt süt köpürtmenin yanında tam süt köpürtmesi çok iyi ama süt haznesi de önde bulunsaydı diyorum ve artık sondan birinci önerime, yani dördüncü önerime geçiyorum. Geçmeden önce sizin de kullandığınız bir kahve makinesi varsa lütfen yorumlara yazın onunla alakalı deneyimlerinizi. Alacaklar için sadece bu videoda söylediklerim değil, onlar da bir öneri olmuş olsun. Ayrıca çekmemi istediğiniz en iyi 5 videosu varsa, yani farklı bir ürün için, ona yine yorumlara yazarsanız onları da dikkate alıp sonraki videolarda yer vereceğim diyerek artık dördüncü önerime geçiyorum. Dördüncü önerim ise yine Philips tarafından. Şunu hemen söylemeden geçmeyeceğim. Ya Philips'le bir marka anlaşman var, bir işbirliği anlaşman var? Hayır. Yani şu an öyle bir şey yok. Zaten olsa söylemek zorundayım. Söylerim de. Tamamen o anki fiyat bandında, yani ben her bütçeye uygun sunmaya çalışıyorum. O anki fiyat bandında en çok olumlu yorum alan, en çok böyle benim beğendiğim özellikleriyle kullanıcıların beğendiği fiyat performans olan modelleri sunmaya çalışıyorum. Burada marka odaklı bakmıyorum ama Philips harbiden bu fiyat aralıkları için farklı farklı makinelerini üretmiş. Orada hani birkaç marka olduğunu söylemiştim zaten ama Philips harbiden şimdi hakkını vermek lazım. Kullanıcılar da beğenmese bu kadar da satılmazdı hocam. Neyse, Philips Latte Go serisinden yine EP2231/40 olarak geçen model. Tam kodunu söylemeyeceğim dedim. Söyledim. Neyse. 15.484 liralık fiyatıyla Trendyol'da şu anda satışta. Yani son bir ürün demiş ama hadi 15.500 diyelim. Hepsi buradaya geldiğimizde ise 15.840 liralık fiyatıyla satışta. Fiyat farkları olabiliyor. Yani farklı satıcılara siz de artık bakarsınız. Fiyat bu noktada ama bizlere neler vaat ediyor Philips'in bu modeli? Philips'in kahve makinesi konusunda seriler biraz yükseldikçe işte metal parçalar, metal aksamlar daha fazla oluyor veya birkaç özelliği artı olarak ekliyor gibi gibi farklılıklar oluyor. Yani Philips'te pahalı olan modeller bizlere neler sunuyor derseniz özetle bunlar. Ama tek tek bu özelliklerden, farklılıklardan şimdi bahsedeceğim zaten. 12 farklı çekirdek öğütme inceliği ayarı bu modelde de bulunuyor. Yine ayrıca Latte Go süt haznesi Philips'in bu modelinde de yer alıyor. Bir önceki modelimizde mesela yoktu. Artı olarak bu modelde bunu söyleyebiliriz daha uygun fiyatıyla. Ve bu şekilde de zaten bu Latte Go sistemi sayesinde de otomatik olarak sütleri kahvelerinize ekleyebiliyor. Aynı anda 2 fincan kahve hazırlayabilme özelliğini merak edenler için bu modelde de bulunuyor. Yani fiyatın düşmesiyle birlikte hani daha uygun fiyatlara indiğimizde acaba bu özelliklerden feragat ediliyor mu derseniz hayır, Philips burada da eklemiş. Ayrıca 3 farklı bazda kahve yapabiliyorsunuz. Süt, espresso ve normal kahve olarak. Cappuccino, latte, buz eklerseniz ice latte veya espresso'nun biraz daha sulu olanını tercih ederseniz americano gibi farklı kahveler yapabiliyorsunuz. Bunların tamamını yapabilme özelliğine sahip. Ya genelde kahve çeşitlerinin tüm olayı sütü kahve. Bu bileşenlerden oluştuğu için farklı tuşlarla, farklı kombinasyonlarla, farklı isimlerde ve tatlarda kahve yapabiliyorsunuz. Ki zaten genelde bunlar espresso bazlı kahveler. 3 farklı seviyede kahve yoğunluğu, kahve miktarı ayarlayabiliyorsunuz. Süt sistemi, damlama tepsisi, kahve öğütme haznesi gibi parçalar yine bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Demleme grubu tüm otomatik kahve makineleri için önemlidir. Neden önemlidir? Düzenli olarak temizlemeniz gerekiyor. Yine bu parçayı da, bu grubu da çıkarıp bu altında yıkayabiliyor olmanız da temizlik açısından önemli. Öğütücü kısmına gelecek olursak yine seramik malzemeye sahip bir öğütücüsü bulunuyorken 15 santime kadar kahve bardağı boyu ayarlayabiliyorsunuz. Kahve çekirdeği haznesi de 250
50 gram. Lattego süt haznesi bunda da var demiştik. Ya harbiden Philips'in şu anki fiyatları düşündüğümüzde kahve makineleri üzerinde böyle bir fiyattaki kahve makinesine de Lattego'yu, bu süt haznesi, süt sistemini koyması da önemli. Kendisinde yine 260 mililitrelik bir kapasitesi bulunuyor. Pompa basıncı 15 barken ekstra shot özelliği yine Philips'in bu kahve makinesinde de yer alıyor. Güç tüketiminde 1500 watt olduğunun altını çizelim. Şimdi artı ve eksilerinden bahsedecek olursam az önce de söyledim ama Lattego sisteminin bu makinede de yer alması bu fiyatla birlikte harbiden fiyat performans ikilisine yine uyan bir makine. Alınıp gönül rahatlığıyla kullanılabilecek bir makine. Zaten bunu ben düşünüyorum. Kendim de almayı düşünüyorum. Bu Kasım indiriminde bir indirim yakalarsam sizlerle yine paylaşıyor olacağım. Kendim de değerlendireceğim. Yine bu paylaşımda muhtemelen Instagram adresimizden ekrana geliyor olacak. Sizlerle paylaşırım. Ya, o anlık indirimleri kaçırmayın. Kasım gelmişken benim storylerimi, hikayelerimi takip edin. Oradan harbiden anlık güzel indirimleri paylaşacağım. Bu 11.11'de geliyor zaten. Değerlendirin. Kaçırmayın. Belki bu 11.11'e de yayınlanmış olur zaten. Artılarından bahsettik ama pahalı olan modellerle yani üst serilerle yine kıyasladığımızda birçok özelliğin kendisinde yine yer alması bu fiyatla birlikte. 25 bin 30 binlik kahve makineleriyle kıyaslıyorsunuz yarı fiyatında. Yani çoğu özellik yer alıyor. Sadece işte kahve yoğunluğu miktarı 5 seviye değil de 3 seviye. İşte tam otomatik durulama yok. Bunu söyleyelim. Tabii bu önemli farklılık ama tam otomatik kireç çözme bulunuyor. Gibi gibi Aqua Clean filtrenin bulunması. Philips'in yine bu taraftaki temizlik tarafındaki önemli noktalarından. Eksi olarak profilleri kaydedemiyorsunuz. Yani her seferinde tuşlara basarak kahvenizi hazırlamanız gerekiyor. Yani bir kaydedilmiş profil bulunmuyor. Yine eksi tarafta süt haznesinde işlem bittiğinde birazcık aşağı tarafta az da olsa süt kalıyor olması eksi olarak yazılabilecek noktalardan kullanıcılar birazcık bundan şikayetçiydi. Bu önemli, geliştirilmesi gereken taraf. Ve geldik artık son önerime. Bu üründe Philips tarafından 2200 serisinden EP2220. Uygun fiyatlı, yani ben 10 bin liranın üzerine çıkmak istemiyorum. Uygun fiyatlı bir kahve makinesi almak istiyorum diyorsanız ve Lattego olmasa da olur, köpürtücüsü olsun yeter diyorsanız kendisini gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Buradayken diyorum. Özelliklerinden de bahsedeceğim şimdi, neler bize vaat ediyor. 9739 lirayla şu anda Trendyol'da. Hepsi burada ya, bakalım. 9399 lira. Yani şu an yine en uygun olan burada. Peki bu kahve makinesinin bize vaat ettiği özellikler neler? Hemen tek tek onlardan da bahsedeceğim. En uygun fiyatlı son kahve makinemizde de 2 fincan kahveyi aynı anda hazırlayabilme özelliği bulunuyor. Bu değerli bu fiyat bandı için. Otomatik durulama ve çıkarılabilen parçaları önceki önerilerimde olduğu gibi yine bulaşık makinesinde yıkayabiliyor olmanız temizlik açısına önem verenler için harbiden yine değerli. Aqua Clean su filtresi burada zaten siz de görüyorsunuz. Yine bu kahve makinesinde de yer alıyor. Tam otomatik kireç çözme özelliği EP2220'de de mevcut. EP2220 iki farklı kahve yapabiliyorken 3 farklı aroma sertliği ayarı ve 3 farklı sıcaklık ayarı da mevcut. Bardak boyu maksimum 14.5 cm'e kadar yükselebiliyor. Kahvenin soğumaması adına hani bunu aşağıya indirdiğinizde daha sağlıklı sonuçlar alabiliyorsunuz. Öğütücü tarafında yine seramik bir malzeme kullanılmışken 275 gram kahve çekirdeği haznesi de burada bulunuyor. 12 farklı çekirdek öğütme inceliği ayarı yine yer alıyorken kahve çekirdeklerinizi ince toz parçacıklarından kalın parçacıklara kadar öğütebiliyorsunuz. Kahve kaydetme özelliği ne yazık ki bu makinede de yok. Yine tuşlardan kendiniz ayarlıyorsunuz. Ekstra shot fonksiyonu yine bu modelde yer almıyor. Yani uygun fiyatta alıyorsanız bu tip özelliklerin olmamasını göze almış da oluyorsunuz zaten. Güç tüketimini merak edenler için yine 1500 watt bir güç tüketimi bulunuyor. Artı ve eksilerinden bahsedecek olursam. Bu fiyatta güzel çıktılar alabileceğiniz tam otomatik espresso makinesi arıyorsanız kendisini gönül rahatlığıyla öneririm. 9-10 bine harbiden güzel bir makine alabiliyor olmanız çok çok değerli bu piyasa için konuştuğumuzda. Eksi olarak sütlü kahveler için Lattego süt haznesinin bulunmamasını söyleyebiliriz. Onun da fiyatıyla birlikte dediğim gibi göz ardı ediyorum ben. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama makinenin temizliği birazcık zaman alıyor gibi eksiler de söylenebilir. Hani kullanıcı yorumları bu yönde biraz daha. Bunun haricinde de yani bir eksi söylesek haksızlık etmiş oluruz bu makineye diye düşünüyorum. Ya bu fiyatla harbiden yani çok çok yükselmek istemiyorsan, 25-30 bin liraya çıkmak istemiyorsan, metal aksam kullanılsın, şu özellik olsun, bu özellik de olsun istemiyorsanız, bu bütçelerdeyseniz direkt alın geçin derim. Hele ki bu Kasım indirimlerini tek tek söylüyorum. Artık bastıra bastıra söylüyorum ama Kasım indirimlerinde direkt bunları takip edin. Harbi güzel indirimler oluyor. Ben geçen sene değerlendirmiştim kahve makinesi için. Size de tavsiye ederim. Dediğim gibi ürünlerin linkleri
linkleri zaten açıklama kısmında olacak. Oradan tek tek kontrol edin. Bu linkleri açın. Ara ara böyle kaydedin bir yere. İndirim var mı? Kontrol edin. Harbi güzel bir indirim varsa yapıştırın geçin. Direkt alın. Hiçbir de sizi üzmez. Farklı fiyat aralıklarında sizlere sunmaya çalıştım. Ha benim bütçem 4-5 binlerde. Yani tam otomatik olmasa da olur diyorsanız Karaca'nın Cafe Art serisinden işte bu süt köpürtücülü, 20 bar basınçlı, biraz daha barista gibi olmak istiyorum diyorsanız bu tip makineyi de öneririm. Yani Karaca tarafından bunu öneririm. Yani bunu da kısaca söylemiş olayım ama bunun özelliklerine tek tek girmeyeceğim. Biz çünkü tam otomatik kahve makinelerine bakıyoruz. Burada hangisini alırdın derseniz de ya bütçeme bağlı. Ya 25-30 bin lira, 20 bin lira çıkabiliyor. Gerçi 30 binlik bir makine önermedim. 20 bin lira çıkıyorsam bunu alır geçerim. Arkadaşım da kullanıyor. Çok çok memnun. Son önerimi gönül rahatlığıyla alabilirsiniz diyorum. Ve artık sesim gitmek üzere, tamamen gidiyor, boğazımdan konuşamıyorum. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Umarım izlerken kafanızda net bir şeyler oluşabilmiştir, kararınızı vermişsinizdir. Yorumları da takip etmeyi unutmayın. Orada da farklı kullanıcılardan deneyimler görürsünüz diye umuyorum. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki en iyi 5 videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.